Arkadaşlar merhabalar bu videomda benzerlik konusundaki ÖSYM tadında sorular 2 testinin çözümünü yapacağız. Bu testimizde de TYT tarzında. Hadi bakalım çözüme başlayalım. İlk sorumuz ÖSYM köşesinden bir soru. Telif hakkından dolayı çözemiyorum. Nereden bakıyorsunuz? Uygulamadan bakıyorsunuz arkadaşlar. Maalesef biliyorsunuz bazı sebeplerden dolayı çözemediğimizi. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruda dik açıları ve kenar uzunlukları verilen yukarıdaki şekilde A, AB kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle 6, 8, 10 üçgeninden 8'i yazdık. 8, 15, 17'den burası 15 yapar. E 90'lara da uçuşuyor. Şu kenarları bulama, bulmam lazım. O zaman ne yapacağız? Alfa, beta'ya dalalım. Da alfa, beta. Beta 90'sı alfa. Burası da beta yaptı mı? Yaptı. E o zaman şurada bu üçgen ile bu üçgen ne oldu arkadaşlar? Birbirine benzer oldu. E o zaman benzerliği de kullanalım arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman burada 90'ın karşısı 10 bölü 90'ın karşısı 15. 10 bölü 15 eşittir. Beta'nın karşısı lazım bana. Beta'nın karşısı 6 bölü. Beta'nın karşısı A diyelim isterseniz. Buradan 5'e bölsen 2, 5'e bölsen 3, 2'ye bölsen 2'ye bölsen 3. A'yı da buradan kaç buluruz? 9 buluruz. Hocam burası 9 çıktı. O zaman 9, 15 Üçgen 9, 12, 15'ten 12 çıktı burası. 12, 16, 20 üçgenden 20 oldu burası. E sonra alfabete geçiş falan yapabiliyor muyuz arkadaşlar? Burada yapamıyoruz. E ne yapacağız hocam burada? Burada da başka AB açılarına dalabiliriz ama bence gerek yok. Şurada şu hamleyi yapabiliriz. Hocam şuradan bir dikdörtgen oluştursam. Sonuçta dik üçgen vari şeyler gördüğümüz zaman ilk etapta dik üçgen oluşturuyorduk. Hocam 16 ise 16, 12 ise 12. E ne var burada arkadaşlar? Öklit bağıntısı mı çıktı? Evet. Öklit'i uygulayalım. Şuraya da bir A diyecek olursak ya da N diyecek olursak 12'nin karesi eşittir. 16 çarpı N'den dolayı arkadaşlar N'i buradan ne buluruz? 144 9 çarpı 16 144 yapar. N'i de buradan 9 buluruz. Evet burası da 9 ise arkadaşlar bizden burası isteniyor. Toplayalım bakalım burayı. Ali Bey uzunluğunu bulurken toplayacağız. Topla 10, 9, 16 ve 9. 10, 9, 16 ve 9'un toplamı isteniliyor bizden. Şimdi şu 9, 9, 18, 16 daha 34 bir de 10 var 44 mu yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 44 yapar. İkinci soru Cihan oldu geldi küçe. Kenar uzunlukları 60 cm ve 150 cm olan dikdörtgen biçimdeki bir tabela zemine dik konumda direklerine sabitlenmiş. Bir köşesi zemine gelecek biçimde köşesi etrafında düşüyor. Evet bir köşesi etrafında düşmüş oluyor arkadaşlar. Dönerek düşmüş. Sonra ne oldu? Son durumda oluşan uzunluk değerlerine göre kalınlığı önemsiz direklerden birinin uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Önceden burası 60'a burası da 150 değil miydi arkadaşlar? Evet. Hala 60'a 150. 60'a 150. Yani buraya ne kaldı? 70 kaldı. Hocam şu direğin arkadaki çubuğun uzunluğunu şöyle çizelim mi? Çizelim. Şu çubuğun uzunluğu böyle. Hocam burada ne çıktı? 6, 8, 10 üçgeninden burası 100 çıktı. e başka ne yapacağız? E, 90'lar da havada çıkıyor. Burası da 90, burası da 90. Dal alfa beta'ya. Hocam alfa beta, beta ise ters açıdan beta, beta 90 ise alfa. Bu üçgenle bu üçgen benzer mi oldu? Evet. Direğin uzunluğunu mu istiyor bizden? Evet şu x isteniyor. Alfanın karşısı x bölü, alfanın karşısı 80 eşittir. Burada 90'ın karşısı 70 bölü 90'ın karşısı 100 diyeceğiz arkadaşlar. Sıfırlar gitsin. Buradaki sıfırlar gitsin. 7 kere 8 56. X 56 bulduk. Hocam burası 56. Burası da 100. Cevabımız 100 artı 56'dan 156 çıkar arkadaşlar. Yani 3. soru böylelikle denizli çıktı. Geldik 4'e. Santimetre cinsinden uzunluk ölçen metrenin bir yüzeyi ABCD karesi biçimindedir. Hocam ABCD karesi şeklinde şöyle bir dikten dik mi çizilmiş oldu burada. Kare olduğu için burası 90 derece. E kare olduğundan dolayı her bir kenara 6. E burası da 6. Bak dikten dik öklet. 6'nın karesi neye eşittir? 4 çarpı A'ya eşittir. 4 çarpı A'ya eşittir. A'yı buradan kaç bulduk? 9 bulduk. Evet A 9 arkadaşlar. Sonra ne olmuş? Metre ok yönünde x santimetre daha çekildiğinde yani burası 9 artı x mi oldu arkadaşlar? Evet. 9 artı x oldu burası. Bu doğrusal oluyormuş. DF ve B2 doğrusal oluyormuş. CF uzunluğu 2 olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar burası 2 ise burası nedir? 4'tür. Hocam bu kenar 6 idi bu kenar da 6. İsterseniz şöyle yapın. Hocam şurada bir temel orantı var. Burası da 6. Temel orantıdan yapın. Ya da isterseniz hocam şunlar da yine birbirine paralel değil mi? Evet. Şurada bir kelebek var. Sanki kelebek daha mantıklı. Kelebekten yapın. E kelebekten yapacak olursak arkadaşlar burası 2 bölü 4 yani 1'e 2 oran var. 6 ise direkt burası 12 mi yapar? Evet. 9 artı x 12 ise x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 3 olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle 3 oldu. Cevap edremit oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Eşit kenar uzunlukları 2 birim olan. Evet eşit kenar uzunlukları 2'şer birim olan. Üçgenlerden 4 tanesi tabanları AB üzerine gelecek biçimde şekil 1'deki gibi yan yana yerleştiriliyor. Evet 4 tanesi AB kenarına gelmiş. E ben taban uzunluğunu bilmiyorum. Taban uzunluğuna da x diyelim isterseniz. AB uzunluğu ne oldu? 4x oldu. Bu üçgenlerden bir tanesinin taban ve bir tane taban ve bir tanesinin eşit kenarlarından biri şekil gibi AB üzerine gelerek yerleştirildiğinde AC diye doğrusu oluyormuş. Buna göre AB kaçtır diye soruluyor. AB 4x değil mi? Evet. Bu kenar eşit kenar uzunlukları ikişer, ikier birim, iki birim, iki birim, iki birim yazdık. E hocam burası x birim, değil mi? Ve AB'yi biz ne bulmuştuk? Yine AB üzerine oturtmuşlar şekli. 4x arkadaşlar AB uzunluğu da. E ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Hadi bakalım bir şeyler yapalım. Burada eş yapıları kullanıyoruz. Eş yapıları kullanmak demek. Kalem. Döndürdüğünde de yine aynı kalem. Farklı yere koyduğunda da yine aynı kalem değil mi? Üçgen. Döndürdüğünde de yine aynı üçgen. Farklı yere koyduğunda da yine aynı üçgen. yer eşliği kullanacaksınız burada. Eş yapılar. Kenarların eşitliğini yazdınız mı? Yazdınız. Bir tek şurayı yazmamışım. Burası da x olacak. E başka ne var? Bir de açılara dal kardeşim. Dal açılara. E açılara dalayım o zaman hocam. Hocam taban açılarına ben alfa alfa dersem burada. Yani burası alfa alfa iken. Buraya da beta diyeyim isterseniz. E burası da beta. E taban açıları alfa alfa betaysa. E buradaki taban açıları da alfa alfa. E burası da beta. E sonra hocam iki iç açının toplamı bir dış açı olacak burada. Burası alfa eksi beta olacak. E, değil mi? Alfa eksi beta olmak zorunda burası. Yani beta ile neyi toplarsan alfa yapar? Alfa eksi betayı. Aa hocam şuraya da bakacak olursak şu ikisinin toplamı ne yaptı? Bu ikisinin toplamı yine alfa yaptı mı? Yaptı. E hocam ne olacak burada? Dikkat dikkat. Şu üçgenle alfa alfa beta büyük üçgen de yine alfa alfa beta diye mi benzer çıktı? O zaman beta'nın karşısı x'in beta'nın karşısı öbür üçgende 2'ye oranı eşittir alfa'nın karşısı 2'nin alfa'nın karşısı bunu bilmiyorum ama burada alfa'nın karşısı 4x'e oranı. E buradan ne geldi? 4x kare 4 geldi. 4x kare eşittir 4 ise x, x kare eşittir 1'den x'i kaç bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. Benden ab isteniyor yalnız. 4x isteniyor. O zaman cevabımız da kaç yapacaktır? 4 yapacaktır. Evet. 5. sorunun cevabı böylelikle. Edremit oldu. Geldik 6'ya. 6. soruda bir katlama sorusu var arkadaşlar. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Eski haline geri getiriyorduk şekli. Evet eski haline geri getirdim burada. Burada da geri getirdim arkadaşlar. Önceden burası 4 4. Hocam burası 4 4 iken burası da 4 4 oldu mu? 3 4 5'ten burası 5 oldu. Hocam yine burası 4 4. 4 4'ten dolayı yine burası katladığımız zaman 4 4 yaptı ve 3 4 5'ten dolayı burası da 5 yaptı mı? Yaptı. E ee, başka ne yapacağız hocam burada? Burada arkadaşlar 90'lar havada şu aslında. Burası 90 iken burası da 90 değil mi? Ya da burası 90 iken burası 90 değil mi? E ee, e, alfabeteye dalabiliriz arkadaşlar. Dal bakayım alfabeteye. En azından bu 3, 4, 5 üçgeni var burada. Alfa, beta. Bak 90. Beta 90 sa alfa. Burası da beta oldu. Ve şu üçgenle şu üçgenle benzerlik kurarsak olay bitti. Çünkü x'in olduğu üçgene yoğunlaşacaktım. Hocam burada 90'ın karşısı x artı 5. Alttaki üçgenden başladık. Bölü 90'ın karşısı 5 eşittir. Burada beta'nın karşısı 4 bölü. Buradaki beta'nın karşısı 3. Buradan 3x artı 15 eşittir 20 geldi. 3x eşittir 5 geldi. Ve x de buradan ne geldi? 5 bölü 3 geldi arkadaşlar. Yani 6. sorunun cevabı böylelikle akçay oldu. Geldik 7'ye. Şekil 1'de zemine dik ebatları 2 metre ve 6 metre olan dikdörtgen biçimdeki A duvarı güneşin konumuna göre zeminde 6 metre uzunluğunda dikdörtgensel bir gölge oluşturuyor. Evet şöyle ışın böyle geliyor şurası. Işın bu açıdan geldiği zaman burası. Şöyle bir dikdörtgensel bir bölge oluşturuyormuş arkadaşlar. Sonra önüne bir duvar daha konmuş herhalde değil mi? Buna göre gölge oluşturuyor. Buna göre A duvarının 2 metre sağ tarafına bu duvarla eş ve paralel B duvarı 2'deki gibi inşa edildiğinde güneş açısı aynı gelmek şartı ile B duvarında oluşacak gölgenin alanı kaç metredir? Arkadaşlar güneş önceden nereye kadar gidiyordu? Güneş ışını bakın şu uçtan bakalım isterseniz. Güneş ışını böyle geliyor ve tam olarak buraya kadar gitmiyor muydu arkadaşlar? Evet. Önceden neydi burası arkadaşım? Önceden şunu niye kırmızıyla çizmedim ben? Genelde ilk adımım hep kırmızı benim. Hop şöyle kırmızıyla arkadaşlar çizdik. Önceden burası kaçtı? Hala da 2 burası. Hocam burası kaçtı? 4. Yani şuradaki uzunluk 6 Yani buraya 4 kaldı. E ben şuradaki x'i bulursam duvardaki gölgesini de bulmuş olur muyum arkadaşlar? Evet x'i bulayım ben. E x'i temel orantıdan bulurum arkadaşlar. Temel orantıda ne var? 4 bölü 6. 4 bölü 6 eşittir. X bölü 2 değil mi? Evet x buradan ne geldi arkadaşlar 8 bölü 6 yani 4 bölü 3 geldi hocam burası 4 bölü 3 ise şurada oluşan şekil bir dikdörtgen ve x 4 bölü 3 ve buradaki da kaç olduğunu biliyoruz arkadaşlar 6 olarak vermiş zaten buradaki uzunluğu eş yapılı olduğu için e o zaman istenilen alan ne olacaktır 6 çarpı 4 bölü 3 24 bölü 3'ten cevabımız kaç çıkar 8 çıkar ve böylelikle 7. sorunun cevabını da Denizli bulduk. Ve bu testte bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM adında sorular 3'ün testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.